Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayız. Bu bölümde SDK'dan ve yani Arbitrum SDK'sında neler olduğundan bahsedeceğiz. SDK neden önemli? Özellikle bir proje geliştiriyorsunuz işinizi neden kolaylaştırıyor? Veya nasıl kullanabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Hiç bilmeyenler için biraz aslında SDK tarafında açıklamak istiyorum. SDK Software Development Kit olarak geçiyor. Yani bir yazılımcı olarak aslında yanınızdaki araç kitinizi nasıl bir tamircinin aletlerin olduğu bir çantası varsa bir yazılımcının da SDK'ya ihtiyacı var. Çünkü hem yazılım sürecini hızlandırıyor hem kolaylaştırıyor. Hem de o platformdaki olası yaşayacağınız güvenlik açıkları gibi sorunlara çözümler sağlıyor. Ve burada işte SDK dediğimiz şeyler, faneler, API'ler, dokumentasyonlar ve diğer birçok aracı kapsıyor diyebiliriz. Arbitrum ağındaki SDK ne Biraz da ondan bahsedelim. Aslında bir geliştiricisiniz örneğin. Arbitrum üzerinde akıllı sözleşme uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Bu süreçleri hızlandırmak, zincirler arası etkileşimleri kolaylaştırmak ve işlem maliyetlerini optimize etmek için bu kapsamlı ara setlerini yani SDK'yı kullanabilirsiniz. SDK'ların hepsi Ethereum olmuyor. Arbitrum'a da tam uyuyor. EVM'le tam uyumlu ve zincirler arası etkileşimi kolayca yönetebiliyor. Performans odaklılar düşük gaz ücretleri ve hızlı işlem ücretli süreleri sunuyorlar. Ve hepsi çok kapsamlı. İşte burada cüzdan entegrasyonları olsun, RPS bağlantıları olsun, test senaryoları oluşturma olsun. Hepsinin imkanını sizlere sağlıyorlar bunlar. Peki neden önemli Arbitrum SDK? Niye buna önem vermeliyiz? Çünkü birinci hız ve verimlilik. Akıllı sözleşmelerin dağıtımı ve zincirler arası mesajlaşmaya SDK SDK'lar hızlandırıyor ve böylece daha kısa sürede sonuç alabiliyorsun. İkincisi maliyet optimizasyonu. Bu da gaz ücretlerini düşürerek işlem maliyetlerinizi azaltıyor. Üçüncü kısım ise güvenilirlik. Ethereum güvenliğiyle çalıştığı için bunlarda da Arbitrum'da da aynı güvenliği sağlıyorlar ve dediğim gibi EVM'le de oldukça uyumlular. Peki nasıl ben Arbitrum SDK'yı kurabilirim, yükleyebilirim? Öncelikle yüklenmesi gerçekten kolay. Birkaç adımda tamamlayabiliyorsunuz. Node.js'nin web sitesine gidip indiriyorsunuz. Zaten yine linkleri yorumlar da paylaşacağız. Bir genel bir dosyada paylaşacağız bu linklerin. İşte buradaki ana ifadelerin yer aldığı, tanımların yer aldığı bir dosyada paylaşacağız. İlk 10 bölüm için paylaşmıştık zaten. Açıklama kısmından görebilirsiniz ama bu kısım için de göreceğiz. Daha sonra projenizi başlatmanız gerekiyor ve buradaki işte çevresel değişkenlikleri de ayarlamanız gerekiyor ki SDK projenize uygun çalışsın. Çünkü buradaki API anahtarları ve bağlantı noktaları düzgün olmazsa SDK'dan da istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Buradaki diğer bir nokta RPS sağlayıcıları ile birlikte çalışma. Burada RPS sağlayıcıları ile birlikte blockchain'lerin ağlarına bağlanmayı ve veri iletişimini sağlıyor. Diğer bir yandan cüzdan entegrasyonu sağlıyor. Ve Arbitrum SDK sayesinde Metamask gibi cüzdanlarla işlem yapmanıza olanak tanıyor. Ve optimizasyon sağlıyor. Performans optimizasyonu. Daha hızlı işlemler gerçekleştirmenizi sağlıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz SDK'yı. Bir yazılımcısınız. Bir şey geliştiriyorsunuz. Her şeyi baştan yapmanız belki yıllar alır. Bazen projenin büyüklüğüne göre yıllar alabilir. Küçükse aylar alabilir. Ama belki onun onda biri sürede projenizi geliştirmek bu SDK'lar sayesinde mümkün oluyor. SDK'nın diğer bir sağladığı şey zincirler arası mesajlaşma. Bunu da API ile sağlıyor aslında. Verileri hazırlıyor ve Ethereum ve Arbitrum arasında bu veri aktarımını sağlıyor. Bunun içinde bir mesaj oluşturuyor ve bunun doğrusunda Ethereum gaz ücretlerini de optimize ediyor ve mesajı iletiyor ve bu mesajla Arbitrum ağına ulaşıyor. Burada özellikle bu mesajlaşma tarafını zincirler arası token transfer zincirler arası, uygulamalar arası veri paylaşımı kısmında kullanıyoruz. Örneğin işte arka planda bir DeFi kullanıyorsunuz platformunuz üstünde. Yunus Uniswap'in mesela verilerini çekiyorsunuz. Bu veri paylaşımı için zincirler arası mesajlaşma önemli. Diğer bir konu ise akıllı sözleşmeleriniz dağıtma kısmı. SDK ile otomatik yapılandırmalara sahip olabiliyorsunuz sözleşme dağıtımında. RPC bağlantılarını ve cüzdan entegrasyonlarını otomatik olarak yapılandırabiliyorsunuz. Bunları baştan yapmanıza gerek yok. E daha önce burada bir SDK'da geliştirilmiş geliştiricilerin testleri yer aldığı için yaygın hatalar önceden belli. Bunları kontrol edip dağıtım sürecinde sorunları minimize edebiliyorsunuz. Ve bu tüm süreçleri oldukça basit bir şekilde geliştirici deneyimini üst düzeye çıkaran şekilde yapabiliyorsunuz. Diğer bir noktaya bakacak olursak işlem ve durum yönet. Burada işlemleri ve akıllı sözleşme durumunu etkin bir şekilde Arbitrum SDK sizin için yönetiyor. Bu da size güçlü bir kontrol sağlıyor. İşte burada örnek bir işlem var örneğin. Hani bu tarz tüm işlemlerin en optimize kodlarını Arbitrum SDK sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Gaz ücretleri konusu bu çok önemli bir konu çünkü ağınızda ne kadar işlem olduğuna bağlı olarak, ağ yoğunluğuna bağlı olarak gaz ücretleri çok değişkenlik gösterebiliyor. Bunun optimizasyonunu geliştirdiğiniz akıllı sözleşmede iyi yapmazsanız çok yüksek gaz ücretlerine, çok yüksek maliyetlere sebep olabilirsiniz veya işlemlerin yavaş gerçekleşmesine sebep olursunuz. Yine ek, burada önceden elindeki gördüğü senaryolar doğrusunda optimize edilmiş gaz limitlerine sahip ve bunları size öneriyor ve işlem maliyetlerini düşürüyor. Verileri zincir dışında sıkıştırma tarafında yani Arbitrum'un yaptığı hep söylediğimiz optimistik roll-up teknolojisi tarafından yine burada size en optimum öneriyi sunuyor ve gaz ücretlerini azaltıyor ve işlemleri sıraya koymada da yapıyor. Yani kısacası SDK sizin burada sunduğunuz akıllı sözleşme uygulamadaki senaryoya göre işlerinizi kolaylaştıracak bütün gerekli araçları ve kaynakları sağlıyor. SDK ile test senaryolarını da yapabiliyorsunuz. İşte burada JES veya Mocha gibi popüler araçlarla SDK testlerini entegre edebiliyorsunuz. Çeşitli senaryolar oluşturup bunları test edebiliyorsunuz. Otomatik testler yapabiliyorsunuz ve yine hataları Arbitrum SDK ile yakalayabiliyorsunuz. Uygulamanızın performansını da bu yakaladığınız hatalara göre bunun dışında hafif veri yapıları dediğimiz daha az yer kaplayan veri yapılarını kullanarak uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Paralel işlemler yaparak birden fazla işlemi aynı anda çalıştırıp işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltabiliyorsunuz. Yani bunda da yine SDK birçok şey size sağlıyor. SDK kullanımı için en iyi uygulamalar neler peki? Buradaki en önemli şey modüler kodlara sahip olmanız. Çünkü bu yeniden kullanılabilmeyi sağlıyor ve geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Test ağlarını kapsamlı kullanmanız oldukça önemli. Çünkü gerçek ortama geçmeden önce birebir testleri test ağlarıyla yapabiliyorsunuz. Bu da yine size önemli bir avantaj sağlıyor. Ve güncel dokumentasyonlara sahip olmanız, güncel bilgiler sunuyor olmanız bu da SDK'nın etkin kullanımı için önemli. Yani SDK'ya herkes erişebilir ama bunu ne kadar iyi kullanabildiğiniz sizi öne çıkaran, uygulamanızı öne çıkaran şey olacak. Ya genel olarak aslında bir SDK'dan bahsettik. SDK ne dedik? Aynı bir tamircinin yanındaki çanta gibi bir geliştiricinin de yanında olması gereken çanta aslında. Ve Arbitrum tarafında da bu entegrasyonu Arbitrum'un sunduğu dokümanlarla sağlayabiliyorsunuz. Bunun biraz örneklerini de göstereceğim. Gelecek videolarda, gelecek ilk video gaz optimizasyonu ile olacak ama bundan sonraki videolarda bir uygulama geliştireceğiz beraber. Bir app geliştireceğiz ve burada aslında bunun ne kadar önemli olduğunu biraz daha farkına varacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.